Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve İniler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Modelimizin yapımı iplerin renginden çıkaranız olmuştur muhakkak sanırım arkadaşlar. Evet ipimin 3 tane ipimin markası da leylak sarımın numarası 347 beyaz zaten kar beyaz deyince leylak kar beyaz ve arkadaşlar bu saks mavisinin kağıdını atmışım yazmamışım da bu şekilde arkadaşlar iplerimin rengiyle size nazar boncuğu modeli yapacağım arkadaşlar bu şekilde iplerimi tanıttım şimdi modelimize bakalım Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar nazar boncuğu modelimiz bu şekilde nazar boncuğumuzun iki tane de yaprağı var arkadaşlar Evet şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar arkadaşlar daha önce ben bu nazar boncuğunu yaptım bu şekilde buradaki tekli trabzanlarla yapmıştım. Çok havlu kenarına göre olduğunu düşündüğüm, çok büyük olduğunu düşündüm modele göre. Şöyle biraz küçültmek açısından. Bakın ortadaki serum halkasının içini sahte trabzanlarla doldurdum bu şekilde. Ve şöyle damla boncuk gibi durması için şu 6 tanesini de sahte trabzanla yaptım. Şimdi yaptığımız zaman daha iyi anlayacağınıza eminim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi serum halkam en küçük boyu halka ve burada serum halkamın içine girip bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ipimi halkama sık iğne ile tutturdum. Şimdi arkadaşlar buradan gerisini böyle sahte trabzan yapacağız. Bir tane doladım ve serum halkamın içine girip 3 tanesini birden buraya kapattım bu şekilde arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Serum halkamın içine girdim. Kapattım üçünü birden. Bir defa doladım. Serum halkamın içine girdim. Üçünü birden kapattım buraya. Bir defa doluyorum. Serum halkamın içine girdim. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar 15 tane serum halkamın içine böyle sahte trabzanlar yapacağız. Bir defa doluyorum halkaya girdim üçünü birden kapattım. Bir defa doladım halkaya girdim üçünü birden kapattım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmuş. Bir defa doladım. Serum halkama girdim. 8 oldu. Bir defa doluyorum. Serum halkama girdim. 9 oldu. 10 oldu. 11 oldu. Şöyle bunu da içine katalım arkadaşlar. Bir defa doluyorum. bu şekilde içinden geçip kapatıyorum 13 oldu bir defa doladım halkaya girip 14 oldu bu şekilde halkaya girdim sonuncu 15. trabzanımı da yaptım bu şekilde şimdi ilk sık iğneli olan trabzanımın içine bu şekilde arkadaşlar sahte sık iğne yapıp bu şekilde sıfırlıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimizi koparalım. Evet halkamız hazır. İplerimizi temizleyelim arkadaşlar. Beyaz ipimizi tığımıza bu şekilde tutturuyorum arkadaşlar. Bu en son yaptığım sık iğnemin yerine de yine sık iğne ile bu şekilde kapatıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptım buraya. İki tane zincir çekiyorum. 1 2 Bir defa doladım arkadaşlar. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine bu şekilde kapat girdim. 2 i̇ki, iki aldım bu şekilde. Bir defa doluyorum. Yandaki trabzan ama sahte de olsa trabzan sonuçta arkadaşlar 3 oldu bir defa doladım bu şekilde 2 2 olarak trabzan yaptım şimdi arkadaşlar burası dikkat edilmesi gereken husus aynı trabzanımın tepesine bir tane daha trabzan yaptım yani bir yere iki defa batmış olduk arkadaşlar bu şekilde bir defa doladım 2 2 alarak sırayla trabzanların tepesine giriyorum. Bir defa doladım. Bu şekilde 2 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar tekrar aynı trabzanımın içine bakın. 2 defa girdim. 2 2 Bir defa doladım. Hemen yandaki trabzana girip 2 2 aldım. 1 oldu. 2 oldu. Bir defa doladım. 2 2. Bakın arkadaşlar yine 3 oldu. 3 olunca tığımı bir defa daha dolayıp hemen aynı trabzanımın yanına bir de bir tane de yani orayı çiftliyorum. 3 da bir, 2 tane aynı trabzana 2 defa batıyorum. Bir defa tığımın başını doladım yandaki trabzanımın içine 2 2 girdim. Bir defa tığın başını doluyorum. Yandaki hemen 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde yandaki trabzanımın içine 2 2 giriyorum. Bu arada sayıyorum arkadaşlar tekrar burada 3 trabzan olmuş 2 2 olarak batıp 2 tane yaptım buraya. Bakın başını bir defa doladım. Yuvaya girip 2 2 aldım. Yandaki yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Yandaki yuvaya girdim arkadaşlar. 2 2 2 aldım. Burada da 3 oldu arkadaşlar. Şimdi ben bu üç oldu. Şöyle bakın arkadaşlar. Şurası en son yaptığım trabzan. Onun için buraya bir tane daha giriyorum. Burasını çiftliyorum yani. Burayı iki tane yaptım. Ve bu yaptığım iki zincirimin tepesine bu şekilde en son bakın arkadaşlar sahte sık iğne bu şekilde hiç tığın başını artmadan geçirmeye derler. Bir tane de zincir çekip şu şekilde ikinci sıramı da arkadaşlar bu şekilde tek trabzan, tekli trabzan yaparak bitirmiş oldum. Ağır ağır anlamanız için yavaş yavaş gösteriyorum arkadaşlar. İpimizi koparalım. Şimdi son olan mavi yere geçelim. Aynı yeri arkadaşlar yine tekrar girerek 1, 2, 2. Bir yere iki defa batmış olduk. Yandaki hemen trabzana geçtim. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Yandaki trabzana 1, 2, 2. 3 oldu. Bir defa doladım. Yandaki trabzanımın tepesine aynı şekilde arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. 1 2 2 Şimdi arkadaşlar burada 5 tane trabzan sayımız kaldıysa burayı da aynı burası gibi 6 tane sahte trabzanla devam edip ince olmasını damla boncuk görünümü olmasını sağlayacağız. Bir defa doladım tığımın başını hemen yandaki trabzanımın içine bu şekilde arkadaşlar indim üçünü birden buraya kapattım bir defa doladım aynı yere orada da batmıştık arkadaşlar iki defa bu şekilde kapattım bu şekilde arkadaşlar şimdi devam ediyorum yapımına aynı yere batarak iki oldu yandakine battım üçünü birden kapattım üç oldu bu şekilde 4 oldu ve 5 tane oldu arkadaşlar bakın orayla aynı eşit seviyede olacak buraya üç tane zincir çekiyorum buradaki ilk yaptığım trabzanım arkadaşlar bakın bu şekilde sahte sanki yokmuş gibi şöyle buraya küçük bir arkadaşlar yer yaptım. Bakın kapalı. Bu şekilde. Bir de zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar bitiriyorum. İplerimi de yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ara bu şekilde tomurcuklu çitler yapıyoruz. Tomurcuklu çitlerimizin sayısı da 10 tane olacak arkadaşlar. Bu şekilde bir defa tığın başına doluyorum. Ve tığ battının içine girip 2, 2 olarak aldım. Buraya 4 tane zincir çektim. Ve trabzanıma kapattım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde eğer tığ battılarınızın aralıklıysa zincir çekebilirsiniz. Değilse çekmeyebilirsiniz de. Şimdi bu şekilde bir tane tomurcuksuz. Trabzan yapıyoruz çiftleri yapınca. Buraya bir tane zincir çekip örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Örümceğimizi bu şekilde yapıp üzerine 8 zincir. 8 zincirimi döndüm. Ve örümceğimin bu kapatma noktasına yuva olarak kapattım. Şimdi buraya 5 tane zincir 5 zincirimi çektim. Dönüyorum bu şekilde düz yüzüne. 2 defa doladım tığımı. Bu yapmış olduğum 8 zincirli yuvanın içine 1 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Tepesine 4 zincir yaptığım trabzanın arasına girdim. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım. 7.'yi bu şekilde yuvada yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa doladım yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde trazdan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yuvadaki yere de batarak 7. sık iğnemi bu şekilde arkadaşlar yaptım. 2 tane yaprağımı yaptım bu şekilde arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde bu üç zincir çekmiştik ya arkadaşlar. Ters yüzünü tuttum nazar boncuğumun. Ters yüzünden bu şekilde bu üç zincirimin içine sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekiyorum. Buraya bu şekilde sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa doladım. Yine aynı şekilde arkadaşlar 1 2 2 2 olarak bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 zincir. Yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 alt Bu şekilde yuvadı da 7. sık iğnemi kapattım arkadaşlar. Birincisi hazır. Şöyle. 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa tığım başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2. Bu şekilde trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim arkadaşlar bu şekilde trabzanıma girdim kapattım bir tane tomurcuk yaptım yine aynı şekilde buraya 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğnemi yaptım yuvada kapattım bu şekilde Evet bu iki yaprağı da hazırladım arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Şimdi örümceğimin içine de arkadaşlar bir tane sık iğne yapayım ki onunla eşit seviyede bir örümcek daha yapabileyim. Bir zincir çektim ve yine bir örümcek yapıp bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir defa doluyorum tığımın başına. 1 2 3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battımın içine 2 iki, iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım evet arkadaşlar bu şekilde şimdi ben tekrar bir defa dolayıp yanındaki tığ battıya girip şu tomurcukları yapalım 1 2 3 4 zincir kapattım tomurcuk olarak bir zincir bir defa doladım 2 2 olarak bu şekilde trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battı ya. 2, 2 olarak aldığım küçük bir trabzan yaptım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. Bir defa tığın başını doladım. Yandaki tığ battı ya. 2, 2 aldım. 4 zincir kapattı. Bir defa doluyorum. 2 2 1 2 3 4 zincir. Tam bu tomurcuk sayımız 10 tane olacak arkadaşlar. 10 tane de bir bu şekilde yaprak yapıp nazar boncuklarımızı takacağız arkadaşlar. Gerisini de ben bitireyim. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu e, bitişte çözünürlüğü de düzeliyor bu telefonun mübarek. Evet arkadaşlar çok şahane oldu. Nazarlardan ırak nazar boncuğu yaptım. Çok da şahane oldu. Bakın böyle sallanıyor. <laughs> Sallayamadım galiba arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yapımı ağır ağır yavaş yavaş da gösterdim sizler için. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son kapardığımız bu beyaz ipimizin içine mavi ipimizle sık iğne ile girdik. Buraya mont ettik. Bir tane de zincir çekiyorum. Yine arkadaşlar buraya 6 tane tekli trabzan yapacağım. Çünkü şöyle damla boncuk gibi durmasını istiyorum arkadaşlar. işimin. Bakın Bir battığımızla 2 bu 3 bu da 4 Şimdi arkadaşlar 5.ye bu şekilde aynı yere iki defa girip bu topaklanma işlemini engellemek için bu şekilde aynı yere iki defa girdim. Şimdi arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum buraya bir defa tığın başını doladım yandaki trabzanıma girdim 2 2 aldım burası ince olacak damla boncuk burası tümsekli olacak bir defa doladım yandaki bu şekilde tığ battıma girdim 1 2 2 trabzanıma girdim bir defa doladım 1 2 2 3 oldu arkadaşlar trabzanım. Bir defa doluyorum. 1 2 2 4 oldu. Tekrar 1 2 2 5 oldu. Yine buraya arkadaşlar bir tane artırma yapıyorum. Bu şekilde çoğalttım. Şu dönüşlerin arkadaşlar takke gibi gerdirmemesi için bu artırmalar engel oluyor. 1 2 2